Gluten yemeyecek miyiz diyoruz. Evet, bence yemememiz lazım. Gluten aslında bir protein. Yani 270 tane amino asitten yapılmış bir protein. Bu da buğdayın kabuğunda var. Buğdayın, biz buğdaydan elde edilmiş bir unla ya da başka bir şeyle yediğimiz zaman biz bu gluten molekülünü içimize alıyoruz. Ne oluyor biz bir protein yediğimiz zaman? Bu proteini nasıl sindiriyoruz? Bu protein midemize giriyor. Midemizde makaslar var, enzim dediğimiz makaslar, işte asitler var. Bunları tek 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 kesiyor. Bu parçaları, bu tesbih parçalarının her bir parçası bağırsağımızda serbest hale geliyor amino asit olarak. Ve o amino asitler bağırsağımızdan vücudumuza, kana giriyor ve kan da o amino asitleri tekrar nerede ne yapmak istediğimiz, yani genlerimizden aldığımız emirlere göre kullanılıyor. Yani mesela saçımıza gidiyor bazıları, saçtaki genler, çünkü yeni saç yapımı diye bu amino asitleri kullanıyor. Yani bir şekilde bir ham madde sokuyoruz amino asit olarak vücudumuza. Şimdi gluteni soktuğumuz zaman gluten molekülünü sindirecek enzimler tamamıyla vücudumuzda yok. Yani şu iki tane, şu kavun içi dediğimiz yerdeki gösterdiğim amino asitlerin peptitleri sindiremiyoruz. Yani biz bunu yuttuğumuz zaman bütün bu tek tek tesbih parçalarını ayırıyoruz ama şu kavun içi renkli olan gluten molekülleri, zonulin molekülleri sindirilmeden bağırsağımızda kalıyor. Peki bu zonulin molekülleri ne yapıyor? Bu zonulin molekülleri bağırsak hücrelerimizin arasındaki yapışmış olan kilitleri açıyor. Yani bir şekilde bağırsak hücrelerimizin maymuncuğu gibi düşünebilirsiniz, vücudunun maymuncuğu gibi. Yani biz gluten tükettiğimiz zaman bağırsak hücrelerimizin tamamı kapalıyken bütün surların kapılarını aralamış oluyoruz. Buradan bağırsağın içindeki bütün yabancı, diğer bize saldırmak isteyen bakteriler, toksinler vücudumuza geçebiliyor. Siz kapıları tamamen açılmış bir kaleyi devamlı savunma durumunda kalıyorsunuz. Onun için kalenin bütün savaşçıları 7/24 çalışıyor. Diyelim özel polis güçleri diyelim bunlara. Ve bu polis güçleri o kadar güçleniyor ki bir müddet sonra çok sinirli olmaya başlıyorlar. Yani her biri dışarıdan saldırı geliyor çünkü. Bu saldırıları bertaraf ediyorlar ama ve çok güçlü ol ve sinirli olmuş o polis gücü bir müddet sonra kendi içindeki hücrelerine saldırmaya başlıyor. Mesela tiroid hücreleri bunlardan bir tanesi, şu anda çok yüksek oranda Hashimoto tiroidit dediğimiz şeyler kendi uyarılmış savunma hücrelerimizin kendi tiroid hücrelerini düşman olarak görüp ona saldırmasından dolayı herkes de çok fazla ortaya çıktı. Ve diğer tüm hastalıklar, otoimmün hastalıklar dediğimiz, yani MS'den otizme kadar kanser de hatta aynı mekanizmalarla başlıyor. Bu şekilde gelişiyor. O bakımdan yani zonulin bizim sırlarımızın, surlarımızın kapılarını açan bir molekül. Ve bunu 7/24 almak sizce faydalı mı değil mi? Bence değil. CS kavulca diğer, yani bu tradisyonel buğdaylar daha düşük glütenli. Ama asıl onların önemli olan ne şekilde mayalandı. Eskiden yaş maya dediğimiz eski insanlar, bilhassa Mısır'da, şeyde, Türk tradisyonlarında 24 saat mayalarlarmış. Yani günümüzdeki gibi 2 saatte mayalanmadığı için ne kadar uzun mayalanırsa gluteni tamamen kesme ihtimali, tamamen bu molekülleri parçalama ihtimali daha yüksek. O yüzden uzun mayalanmış ve düşük gluten miktarlı ekmeklerle yapılan mamullerin insan sağlığına daha az zararlı olduğu kesin. Ama tabii daha az. Yani böyle bir kumarı oynamaya ne gerek var? Yani otoimmün hastalığınız varsa ekmek, yani o kadar ısrar etmenin yani manasını ben anlayamıyorum. Rus ruleti oynamak gibi. Tabii bütün o mayalar o gün parçalamadıysa, biraz soğuk kaldı, biraz ısın kaldıysa gene o glutenler girecek. Gene siz kendi surlarınızın kapılarını açacaksınız dışarıdan toksinlere.